Hoş geldin Sademiş. Hoş geldin Firzeciğim. Hoş bulduk. Güzel konuşuyoruz. Hoş geldin Fatih abla. Gözünüz aydın. Ahmet askerleri de bitirmiş. Sağ olasın kızım. Aydınlık içinde. İyisinizle görüşmeye. Allah şükürü yazdım. Nuri nasıl, çocuklarıyla mi? Onlar da iyi. Sadek sen nasılsın? Çocuklar nasıl? İyi, teşekkür ederim. Cemile iyi zamda olsun. Geliniz daire bulmuş galiba. Ama orası hiç sormayın yok. Allah ne verecek de hayırlısını versin. Hayırlısı pek zor oluyor. Elif baba bu kadar senelik komşuyum. Anahtar dostuyum. Sen yalan söylemez, haram yemezsin. Söyle o zamana kadar hiç kötülüğümüz gördün mü? Görmedim mi? Gelin hanım evimize geldi gelelim. Derlik düzenlik komadı. Hastıza kaza bana suratı. Bir sustum olmadı. İki sustum olmadı. Meğer gelin hanımın niyeti ayrı eve çıkmakmış. Aman benden uzak olsun da nereye giderse gitsin ne de. O da ayrı başta kurtulduk. Dargımız nasıl? Yok. Geçmez akçıyla kimse sahibinde kalır. O cahildir, hataydı. Şimdi ben de onu cahillik medeyim. Yetmişim kızım. Ki benim has kızım gözünü gözetir. Koskoca evi başına dar getirir. Halbuki ne istersin genç bir kızdan? Misafir sayılır o. Yarın gelin ol bitecek değil mi? Devrinde işte bile. Genç kızlar önden. Kaynasına, karın babasına, görümcesi nasıl saygı gösterici öğretilirdi. Şimdi genç kızlar ise gelin getirdik aradın avuzluklu çıkarıksa polis sınıfta sahip aile dışı çağırtıyor. Farklısın Elif baba. Şimdiki kızlar Türkiye yapmışlar. Elif baba, düdüklü tencere, asli pencere, dumansız bacak. Kaynımız koca istiyorlarmış. İstihbarat Cemile. Bir de şöyle diyorlar. Böyle söyle. Fakülteyi bitir. Ananı yitir. Taksiyi getir. Al beni götür. Aman başımız taş yağacak Cemile. Başka memeler yok muymuş? Duyunca ben de çok güldüm. Biz sobayı bulamaz da ocak yakaldık. Hem de gaz dökerek değil. Üfleyerek. Ocak yapacak. Üstüne yemek pişeceğiz diye. Üflüyor üflüyor sesimiz solumuz kesilirdi. Ne şöyle elektrik vardı, ne de tutacağız. Ocak yok, çarşı ekmeği yok. Şimdiki gibi adı başına değmen de yok. Hem unu hem tuzu ellerimizden çeken hamur yoğurup ekmek pişirirdik. Et ellerimizden döverek kuyumu yapardık. Şimdiki kızlar size alakalı. Bizim gibi lambıca mısırdılar? Et ellerinden döverip yoğurdu. Yoğurt peynir ellerinden yapmadılar ki. Şimdi hep çarşmada alınmadık ediyor. Ya ne demezsin. Şimdiki kızlar boyanıp süslenmekten, kaynanaya karşı gelmekten başka bir şey bilmiyorlar. Gece yastan sonra kaynayla kayınbaba yatırmadan yapmaz. Sabah namazın önce de kalkar, kayınbaba abdest aldı camiye yolladı. Şimdiki genç kızlar Cemile, sabah işi giden kocadan çay yapmakten kalkmıyorlar. Haklısın Elif abam. Sözün kızısı Cemile. Önceden kızlarımız gelin olurdu. Şimdi oğlanlarımız gelin oluyor. Ziyade olsun. Afiyet olsun Halit ablacığım. Al kızım eline sağlık. Afiyet olsun anneciğim. Eline sağlık kızım anne. Afiyet olsun teyzeciğim. Kızım çıkar ikram etsin misafirlere. Kalksak mı artık ona vakit epeyce geç oldu. Aha daha yeni geldim müsaadet. Çocukları evde yalnız bırakıp gelmiştim de. Ateş almaya mı geldiniz Sadık? Aceleniz ne? Çocuklar yalnız olmasa. Keşke çocukları da getirseydin Sadık. Hiç insanın gelmesiyle gitmesi bir olurmuş. Bir şey mi oldu da kalktınız? Ne olsun Cemile? Siz de bize buyurun. Vallahi ne diyen bilemedim. Şaşırdım kaldım. Otursayın Sadık abla. Allah'a ısmarladık. Ana! Yetti. Gecemize iyi kalsın. Güle güle. Gene buyurun. Bunu saymıyor. Hani bunlar seni istemeye geleceklerdi? O konuya hiç yaklaşmadılar bile. Vallahi ben de anlamadım anneciğim. Acaba bilmeden bir hata mı ettik? Hasan sen sigara tutmamı istedin, ben tutmadım. 10 yıldır bu dardasın olmaz. Böyle hayırlı işlerde acı ikram edilmeyeceğini onlar daha iyi bilirler. Ben yokken başka bir şey mi oldu anne? Yok kızım. Neden istemeden gittiler o zaman beni? Ben neden olduğunu çok iyi biliyorum. Görmüyor musun?
Ahmet geldiğinden beri yüzü hiç doğrulmadı. Kaşından kar yağıyordu, kirpiğinden don. Neden anneciğim, neden? Sen sonra öğrenirsin kızım. Belki de Ahmet vazgeçmiştir benden. Usulen göndermiştir annesini. Kim bilir, kötülemişlerdir beni, o da caymıştır. Estağfurullah oğlum. O ne biçim söz? Buyur.
her zaman başımızın üstünde yerim var senin. Aslancığım Ali. Bir derdin var Zübeyde abla. Öyle bir dert ki rahatım huzuru kaçtı. Uyku direk bırakmadı bende. Günlerdir nereye gittiğimi, ne yaptığımı bilemiyorum. Aman oğlum çok üzüldüm. Elimizden gelen bir şey varsa can baş üstüne. Gençlerin neler bulur Zübeyde abla. Gönül derdi tabii. Boyuna düşünüyor. Bir çıkış yolu bulamadım. Sonunda bu işi yapsa Zübeyde abla yapar diye senin yanına geldim. Ne de o sakrabay, sen yolu yordan bilirsin. Hayrola oğlum? Cemil abla gidip az kızı bana ister misin? Gideyim. Gideyim ama onu zahmete vereceklermiş. Öyle diyorlar. Sen git iste Zübeyde abla. İste de günah benden gitsin. Yalnız Ahmet Bey ile bir sürü annesi toplansa gene vermem az kızı. Ama önce güzel dille isteyelim de. Peki oğlum peki. Yarın gider isterim. Kurban olsunlar sana. Sen de iyisini emmerecekler. Aslan gibisin maşallah. Ne eksin var evden? Hay aldığını seveyim Aslan Zübeyde abla. Bu işi yaparsan bile benden ne dilersen. Sağlığını dilerim Aslan oğlum. Peki, madem sen aslısın.
Sana ne zülüyor? Sen git evine de biraz da başkasının başına çorap ör. Saadet mi gelsin oğlum? Hayır, ona güvenim kalmadı. Sizin bu kadınca oyunlarınız yüzünden kaç erkek, kaç kız bezbat oldu? Kaç cinayet işlendi kim bilir? Oğlum, müsaade et de yaptığım pay tamir ettiğim kanı bulsun. Göreceksin bak. Yarın sabah hemen gidip söz alıp geleceğim aslında. Allah'tan korkarım haklı zevkisin. Gayet namus. Tam sana göre değil. Anası babası da gayet iyi insanlar. Bunları niye baştan söylemiyorsun peki? Yok yeni karıştırma artık. Babasıyla hapiste bir soran. Sor Cemil.
İstediğin kadar soğuk danış. Sen ne kadar sorsan da hoş geldin sende bitiyor. Vallahi Elif abla, siz öyle sanıyorsunuz ya. Allah öyle babaları başkalarına vermiş. Bizim evde bizim bey ne derse oğlum. Benim hiç sözüm geçmez. Hadi hadi, bilmem mi ben seni. Kocana her istediğini yaptırırsın sen. Ben şimdi senden tat almadan gitmem Cemile. Bizim acelemiz var. Tayinden önce düğün yapmamız gerekir. Senden söz almadan nasıl başlayayım hazırlıklara? Benim elimde bir şey yok. Babası bilir ama ben de sizin hatırınızı kıramam. Siz başlayın düğün hazırlıklarına. Tamam, söz kesildi. Allah her iki tarafta hayırlı uğurlu etsin. Amin. Haskır, haskır. Bir şeker daha tutkudum. Söz kesilmesi tatlı yemekle başladı. İnşallah sonuna kadar da tatlı gitsin. Nişanla düğün nasıl olacak? Onu da konuşalım. Biz Türkmen düğün isteriz. Siz ne dersiniz? Nişandan aynı tabii. Yarından sonra perşembe. Hazırlanın. Erkek dünürcüleriniz gelecek. Acele olmuyor mu Saadet? Daha kızın abisiyle babasını bile soramaz. Bizim hazırlıklarımız biraz uzun sürer. Aa, ne acelesi Cemile abla? Biliyorum. Erkek dünürü haftanın en hayırlı sayılan perşembe akşamları. Bu perşembe gitmezse bir hafta daha beklememiz gerekir. Ama benim elim kolumu bağladığını. Dostun gari düşmanla zor olur Cemile. Çekeceksin gari kahrınızı. Peki sizin dediğiniz gibi olsun. Gerçi ben bilmem babası bilir ama herhalde o da uygun bulur. Buyurun bekliyoruz perşembe akşamı. Nişan için neler alınca? Adetlerimize göre nişan günü neler alınacağını bilirsiniz. Hepsini alırsak çok da sarhatlı olur. Biraz anlayış göster. Benim dostumdan çok düşmanım var Saadet. Kızın hiç altın gümüş aldırmadan 4 metre basmayı verdi dedirten düşmanlara. Başlık? Başlık istemeyiz. O oğlunuz okumuş. Okumuş adamdan başlık parası almak ayıp olur. Biz kız evi olarak yatak odasını düşeyelim. Siz de oğlan evi olarak misafir olun. Oğlum, düğün için ne alınacak? Gene adetlerimiz var. Neler alınacağını bilirsiniz. Hepsini alırsak çok masraflı olur. Biraz anlayış gösterin. Ne yapalım? Kız evin adı. Gelinlik almaya lüzum yok. Zaten bir gün giyecek. Emanet olur. Yok Saadet. Gelinlik alacaksın. Ödünç ata binen dedine. Bir günün beyliği beyliği. Onun için gelinlik alınacak. Peki. Bir daha konuşalım da anlaşmamazlık. Perşembe erkek günü. Gelecek perşembe kadınların doğa ve içmiş. Ondan sonraki pazar nişan. Ondan sonraki perşembe de düğüne başlayalım. Peki. Ben bilmem ama ben yine de hazırlığımı yaparım. Peki. Söz kesildi. Allah her iki tarafı da hayırlı uğurlu etsin. Amin. Otursaydınız Saadet. Kalkın, Saadet abla çay yapıyordu. Sağ benim güzel. Sonra bol bol içeriz çayını. Haskın. Buyur Saadet abla. Gel güzeller güzeli bir daha öpün. İşte dünya böyle. Vakit geldi. Senin de uçuyor. Şunun arkından hiç çıkarmadım. Herkes evlenir ama herkes geçinemez. Önemli olan evlenmek değil, geçinmektir. Allah'ın izniyle bana güvenebilirsin anneciğim. İnşallah kızım. Anneciğim, konuşmalarınıza kulak verdim de niye o kadar çok nasıl tutuyorsun? Yazık değil mi? O Saadet'in yaptığı oyuna karşı kumaklardan az bile daha. Sen Saadet ablaya kızdın ama biraz düşünsene. O kadar borcu harcı kim ödeyecek? Kim öderse ödesin. O Saadet'in yaptığı karşılıksız mı kalacaktı? Ahşap konakların demiri mi var? Sevgin beylerde emiri mi var? Kadın anam çok isteme başlığı. Yarın hükümetten geliri mi var? Bak bak bak. Daha ortada nişan yok, düğün yok. Anasını bırakıp da sevdiğini kayırıyor. Hiç öyle şey olur mu anneciğim? Senin yerin başka, onun yeri başka. Şahin amcanın köşkü buluştuğumuz karşıdan gelen atlı, altında kilim katlı. Anam babam sağ olsun, hepsinden yar tatlı. Aman! Ateş böceği sarmış da haberimiz yok. İşte evlat, vay hayırsız vay. Ben küstüm sana, anam değilim artık. Benim güzel anneciğim. Hayrola, hayrola, bayram değil, seyran değil. Oh,
Hoş geldin, sefalar getirdin bey. Buyur, buyur. Hoş geldin babacığım. Ne oluyor ya? Ne var bizim böyle? Dur, altına bir minder daha koyalım. Göz, yine bir kavga etmişsin sen yoksa. Ama sen de. Ben sana her zaman izzet ikramda bulunmaz mıyım? Biz kaderi kıymet bilmedik. Çok yaşa Esca'm. Söylediğin lafa bak. Ne suçum olabilir? Emre, çay mı içersin, kahve? Yoksa soğuk bir şeyler mi getirelim? Haskız, babanın arkasına bir yastık daha koy kızım. İstemez, istemez. Ne bir işin var ya, dur bakalım. Haskız, hadi sen içeri geç kızım. Bizim konuşacaklarımız var. Peki anneciğim. Bey, kızının nüfusçu Veli Efendi oğluna istiyorlar. Dünürcülerin ayağını kesemedim evden bir gün. Ben bilmem, babası bilir. Son kızım, ancak babası söyler. Ona derse ben size söylerim dedim. Oğlanı bilirsin tabii. Dünyada eşeğin sahili yok oğlan. Tabii gene sen bilirsin. Herkes aman ne duruyorsunuz. Onlar her kızı istemez. İsterler hiç durmayın. Verin diyor. Ama ben karışmam. Babası bilir dedim. Ne cevap veren istemeye gelenlere. Sana sormadan bir şey demedim. Babası vermiyor de. Aman herif aklını kaçırma. Neden? Vermemek olur mu? Bundan iyisi can sağlık. Kızı Veli Efendi'nin oğlundan iyisine mi vereceksin? Ver diyorum canım. Herif benim ya. Ama sen deli mi oldun Allah aşkına? Niye canım? Vermiyorum demek. Ne demek? Ne demek olacak? Sen babası bilir demedin mi? Dedim. Ben bilirsem vermiyor. Kız benim değil mi? İster veririz, ister vermez. Bal gibi verirsin. Vermek de tursunu mu kıracaksın? Hem kızın oğlanı istiyormuş. Sen istediğin kadar vermiyorum de. Ne gelir elinden? Ha işte, şimdi oldu. Bu sözleri söyletmek için şaka yaptım sana. İnsafsız. Öyleyse niye korkutuyorsun beni? Ah Sena, ben bilmem mi bu işleri? Anayla kız oğlanı beğenip istedikten sonra benim elimden ne gelir? Hemen şeyi yap diyorsun, ondan sonra... Sen babasın, sen bilirsin. Şaka yaz da ne yapıyorsun? Elinde ne geçtiyse kafama fırlatacağım. Allah'ım silahdan saklı. Benim sana hiç elim kalkan insan. Hazırlan bakalım. Yarından sonra erkek dünürcüler geliyor. Kız! Acelen neydi? Hemen yarından sonra. Ne yapalım? Oğlanın günü azalmış. Öbür perşembeyi kadınların galibi. Ondan sonraki pazar nişan. Gelecek pazarda. Düğün başlıyor. Benden haber siz nişanla düğünden söz verin. Bey, sakin ol. Otur. Ne yapacağım? Ne edem yani? Yapacak bir şey yok ki. Söyleyiverdim öyle. Askız! Buraya gel kızım. Buyur babacığım. Bizim ne çabuk yazdık. Kapıdan yüzünü bilmiyor. Görüp seni isteyenler var. Kime vereyim seni? Siz kim Yasin? Görürseniz ben ona evet veririm babacığım. Kızım ben seni Cemal'a vereceğim. İş gücüdür, işsizdir ama mert çocuktur. Hiç onunla evlenilir mi? Ama ben onunla evlenmeni istiyorum. Ben istemiyorum. Peki, Veli Efendi'nin oğlunu versem? Siz bilirsiniz babacığım. Ama sen de. Beni bakanlara bu oğlunu yetmiyor musun? Şimdi de kıza mı geldi sıra? Eline fırsat geçir. Hep böyle yaparsın. Aa, siz kadınlar. Biz erkekler dünyayı idare ederiz. Siz kadınlar da bizi. Thank you.
Tiyatroda görev alan arkadaşlar, Işıkta Çağatay Tüydür, müzik Ahmet Kaan Güler. Suflörler Ayşe Hayırlı, Müge Kuzukluoğlu. Davulda İbrahim Alıçlı. Oyuncularımız Eda Akkayoğlu, Ceren Yavuz. Neyman Saçaklı, Şevval Güner. Bekir Altun Kılıç, Furkan Can Bilen. Mete Cihan Milaslı, Sevde Bayraktar. Makbule Okul, Şeyda Çetin. Elif Nur Geliş, Alperen Arıkboğa. Ve Oğuz Çınar Buse Bilge. Hazırlayan ve yöneten edebiyat öğretmenimiz Gamze Güneşçi. Sayın Kaymakamım, değerli protokol üyeleri, saygıdeğer misafirler ve sevgili öğrenciler. Öncelikle buraya gelmekle bizleri onurlandırdınız ve oyunumuzu ilgiyle izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Türkmen Düğünü adlı oyunumuz dünyada bir milletin geleneksel adetlerini anlatan ilk tiyatro oyundu. Ve devlet tiyatrolarında defalarca sahnelenmişti. Oyunun sahnelenmesinde emeği büyük olan edebiyat öğretmenimiz Gamze Güneş Hanım'a, teknik desteklerinden dolayı Ferhat Güler Bey, Bülent Konan Bey'e, rol alan öğrencilerime şahsım ve okulum adına teşekkür ediyorum. Tiyatro etkinliğini... Tiyatro etkinliğinin öğrencilerde sorumluluk duygusu, ekip çalışması, toplum önünde cesaret ve özgüven temini ve daha birçok yararının olduğunu düşünüyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl ve gelecek yıllarda da bu etkinliğin geleneksel olarak sürdürme gayretindeyiz. Çocuklarımız doğru yönlendirmeler yapıldığında daha büyük başarılara imza atacak ve önce kendilerine, sonra ailelerine ve yaşadıkları topluma yararlı bireyler olacaklardır. Hepinizi gözlerimden öpüyor, mutlu ve başarılı bir gelecek diliyorum. Oyunun sahnelenmesinde emeği büyük olan Gamze Güreş hocama ve verdiği desteklerden ötürü iş adamı Sayın Kemal Gölcük Bey'e sahneye davet ediyorum. Hediyelerini vermek üzere ilçe kaymakamımız Sayın İbrahim Küçük Bey'i sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Hemen gel.
Hepinize iyi akşamlar. Bir iki kelime söylemek istiyorum. Çünkü belki arkadaşlarımız da bilmiyor ama müdür bey de bilmiyor. Bu oyunu biz üniversitedeyken 29 yıl önce arkadaşlarımızla birlikte oynamıştık. Eğer ışık ses sistemlerinden sorumlu arkadaşı anons etmeseydiniz size sataşacaktım. Çünkü efektörü beğendim oyunun. Arkadaşlarımızla birlikte Ankara'da Gençlik Tiyatrosu olarak bu oyunu uzun bir çalışma sonrasında Ankara'da değişik yerlerde oynadık. Daha sonra Türkiye turnelerine arkadaşlarımız çıkmaya başladığında biz derslerimiz aksamasın diye ben ayrılmak zorunda kalmıştım tiyatrodan. Ama efendim, efektör. Ama efektörü küçümsemeyelim çünkü oyunun bütün ince noktalarına hakim olan birisidir. Oradan biliyorum. Çünkü oyunu en fazla izleyen, provalarını en çok izleyen ve olaylara hakim olan efektördür. Hatta yönetmenimizin bile birçok yerlerinde benim görüşlerimi alarak oyuna devam ediyordu. Onu da buradan belirteyim. Burada sahnelenmiş olan oyun tabii ki bize bir saatlik yaklaşık olarak bir sunum yapıldı. Bu öyle kısa bir sürede hazırlanabilecek bir şey değil. Tiyatro çok zor bir iştir, ben biliyorum. Aylarca çalışarak ama çok güzel bir şekilde, biz çok uzun bir şekilde iki perdelik halde bunu sunmuştuk. Ama buradaki oyunun da, burada işte bir saatlik bir oyunun eminim saatlerce, günlerce çalışıldığını tahmin edebiliyorum, biliyorum. Onun için tüm arkadaşlarımıza, öğretmenlerine, müdürüne, emeğe geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok büyük bir emek harcanmış, buraya zaman harcanmış ve fedakarlıkla yapıldığından eminim. Çok güzel de bir oyun sergilediniz. Hepinize teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Doktor öğrencilerimizi alalım buraya. Thank you.